Daha önce de ifade ettik. 10 milyon lira 2020 yılı içerisinde, 2021 yılı içerisinde bir ödenek ayrıldı. Bu konuyla ilgili ben geçtiğimiz cumartesi günü Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımızla tekrar konuyu konuştum. Bayramdan sonra dedik bu konuyla ilgili zaten kendileri de müteahhit olan firmaya gerekli olan bilgilendirmeleri yaptıklarını ifade etmişlerdi. Haliyle bayramdan sonra gibi bir süreçte de arkadaşlarımızın da gelip de buraya başlamasını bekliyoruz. Ben bu konuyla ilgili Sayın Bakan Yardımcımıza durumu izah ettim. O da arkadaşımıza tamam söylemiş olduğu gibi bize bayramdan sonraya başlayacağıyla ilgili bir müsaade istemişti. O dilekçeyi de kabul etmiştik. Bayramdan sonra artık biz bu hafta içerisinde arkadaşımızı arayarak başlaması noktasındaki talebimizi iletelim. Yani orayla ilgili herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Bu hafta içerisinde bir takım görüşmeler ben tabii ki tekrardan yapacağım. Kültür Merkezi ile ilgili 2021 yılı içerisinde yapılacak olan bu 10 milyonluk yatırımla ve ardından da daha fazla tabii ki paraya gerek olduğunu biliyoruz. Onlara da bir şekilde tedarik etmek suretiyle, bu konuyla ilgili gayret göstermek suretiyle tamamen bitirilmesini arzu ediyoruz. En nihayetinde baktığımızda 2022 yılı içerisinde Ünye Kültür Merkezi, Ünyeli'nin hizmetinde inşallah olacak. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor, görüşmelerimiz devam ediyor. Şu anda herhangi bir eksiklik ve aksaklık yok. Müteahhitin tabii ki başka yerlerde işlerinin olduğunu biliyoruz. Oralardaki işler o hafta itibariyle bitiyor. Kendisi de bu şekilde beyanatta bulunmuştu ve ardından inşallah Ünye'mizdeki kültür merkezinin kaldığı yerden yapımına devam edilecek. Ünye'miz için de inşallah bir eksikliğin de giderilmesine bu sayede vesile olmuş hep birlikte olacağız diyorum.